Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Hayırlı cumalar. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Birer birer transferler duruyor arkadaşlar. Bunun e, tabii ki de biraz can sıktığını biliyorum. Özellikle beklentiler büyük. E, şampiyonluk senesi dedik ama o transferlerde beklediğimiz transferlerde bir türlü netice sağlanamadı. Abdullah en son çıktığında ne dedi? İki tane e, veya 3 tane transfer yapacağız dedi. Tabii bizim aslında baktığımızda eksik bölgelerimiz çok fazla. Stoper bir tane. Sabek alternatifimiz yok. 8 numarada net bir oyuncu ihtiyacımız var. 10 numaraya net bir oyuncu ve Santofor'a net bir oyuncu lazım. 5 tane bölge net bir şekilde sayabiliyoruz. Hani beklenti de 5 veya 6 oyuncuydu. Hadi Sabek'e tamamlayıcı bir oyuncu diyelim. Ama Abdullah Avcı'nın kafasında beke özellikle işte Ozan Tufan'dan Serkan Hasan'dan bir şekilde işte e, altyapıdan Salih var çıkarttı sabekli denedim dedi memnun gibi gözüküyor. Bir şekilde altyapıdan bir, iki, bir iki tane oyuncuyu da takım içerisine dahil edebileceği mesajları verdi. Hani bakıyoruz gözlerin içerisine iyi şeyler gelecek gibi altyapıdan gelen bir iki oyuncudan diyor. Beklentiler başladı diyor onlarla alakalı. İnşallah altyapıdan bir iki oyuncu kazandırması demek iki oyuncunun ...dan daha hani iki oyuncu maaşından kurtulmuşsun anlamına gelir. İnşallah olur. Tabi detaylarımız var. Özellikle Muhammed Şam'la alakalı önemli bir detayımız var. Tabi e, Artı Stoper'de gene flash bir isim. E, Türkiye'den Gravion'u bir değerlendirelim. Çünkü e, sesler yükselmeye başladı bu isimle alakalı. Birazcık oyuncuyu şöyle bir inceleyeceğiz hep beraber. Tabi sizlerden öncelikle videolarımızı bu videoyu da her zaman olduğu gibi beğenmenizi istiyorum. Takip etmenizi istiyorum. Büyük bir ihtimalle çekilişimizde çok az kaldı. Bunun için de sadece takipte kalmanız yeterli. Şimdi arkadaşlar, e, tabi Atilla Salay transferiyle bir başlayalım bence. Atilla Salay transferinin biliyorsunuz yönetim değiştirdiğinden dolayı şimdilik durdurduk dedi Abdullah Avcı ama yeni yönetimin bizden beklentisinin 5 milyon euro olduğu söylendi ve maliyeti 5 milyon euroyu bulacaktı Atilla Salay'ın. Ve bu rakamı duyar duymaz oyuncudan da tabii maaşı bunun içerisinde mi bilemiyorum. Oyuncu maaşı, menajer parası, bu işlerin vergisi, o su, bu su. Arkadaşlar Trabzonspor takımımız hemen durdurdu. Bu para verilmez. Bu para verilmez. Biz bu parayı Muhammed Şam'a 3 ay sonra çıktık. Atilla Salay'a bir günde verilmez arkadaşlar. Trabzonspor takımımızın bir önceki yönetimle konuşup yani öyle bir durum var ki yani adamı almışsın, anlaşmışsın. Sağlık sağlık için getirmeye planlarken başkan kalp krizi geçiriyor. Yani olacak şey değil. Şans mı, şanssızlık mı? Artık orasını Allah bilir arkadaşlar. Ee, bu transferin yani 5 milyon euro ciddi bir rakam. Yani bunu duyduklarında hemen kafayı yemiş bunlar deyip herhalde durdurdular diye düşünüyorum. Şimdi Tabii e, Trabzonspor takımımızda bazı mevkilere beklentimiz var. O beklentilerde e, karşılayabilecek isimler işte Onatçu, Muhammed Şam, Stoper'de Gigot, e, gene orta sahada Nunez'in adı geçiyordu, Forseli'nin adı geçiyordu. Sanki şu an bir 8 numara gelmeyebilir havası da sezilmeye başlandı. Abdullah Avcı'nın üçlü orta sahada işte e, 2-6 bir 10'u koyabilir konuşuluyor. Bilmiyorum arkadaşlar ama ben yine söyleyeyim bu, bu takıma bir oyun aklı kesinlikle şart. Dün canlı yayın yaptık. Canlı da çok güzel konuştuk. Burada birçok konuyu da değerlendirdik. Şimdi ee, stoper konusuna bir gelelim. Ya hala Gigot'un adı geçiyor bir kere. Bu bir. Bunu unutmayın. Niye? Şimdi Gigot da oyuncunun ee, evet... Arabistan biraz kafasını karıştırdı. Maaşların biraz yüksek maaş tekliflerinin gelmesi, oradan bir iki yerden aranması oyuncunun kafasını karıştırdı. Oyuncu ben sezon e, transfer döneminin sonuna kadar ben burada dururum. Benim için problem yok diyor. Oyuncu çok rahat. Oyuncu çok rahat bir kere. Bunu altını çizmek istiyorum. Bu rahatlığından dolayı bu transferde gecikti. Bu transferde anlaşıldı bitti dendi. Bu transferde gene anlaşıp bitirilemeyen transferlerden bir tanesi. Ve Son bir hamle yapılacak deniliyor. Gigot'a son bir hamle yapılacak. Oradan da geri dönüş olmaz ise istenilen geri dönüş yaşanmazsa Gigot defteri de kapanacak haberi var. Gigot için böyle bir haber var arkadaşlar. Son bir hamle. Şimdi yabancı kontenjanından dolayı bir yerli isim gündemde. Trabzonspor takımımız e, görüşmelerini yapıyor yerli isimle bir tane. Bakın bu özel bir bilgi olur olmaz bunu ilerleyen süreçte göreceğiz. Yabancılarda da Türkiye'de gene Adana Demirspor takımından Gravion'u iddia etmişler, yapmışlar. Haber sitesi tarafından yapılmış bir iddia. Birçok yerde gördük, birçok yerde konuşuluyor. Ama Gravion adına ne Adana Demirspor takımının başkanı doğruladı, ne bizim tarafımızda birisi doğruladı. Bu isim ama ulusal tarafından özellikle çok ciddi anlamda yazılıyor. Ve e, Trabzonspor takımımızın bu oyuncu Adana Demirspor takımının stoperi Gravionu ki ligin en iyi stoperlerinden bir tanesi bana göre istiyor deniliyor. Şimdi Gravion şimdi 2026 yılına kadar Adana Demirspor takımının oyuncusu. Yaşı 26. Milli takımı Guadeloupe diye bir e, milli takım ülkede oynuyor e, milli takım olarak oyuncuya şöyle bir baktığımız zaman savunmanın hemen hemen her mevkisinde sabekte de oynayabildiği için hem de Sabek'i yedekleyebilen de bir oyuncu. Abdullah Avcı'nın bu şekilde de kullanmak isteyeceğini düşünüyorum. Kariyerinde toplam 20 milyon euro bir bonservis görmüş. Yani kulüp oynadığı kulüpler İtalya'da inanılmaz. İtalya'da U17'ye geçmiş. Inter, Benevento, Inter, Pescara, Inter, Sosoluna, Ascoli, Sosoluna, Inter, Loren, Inter, Reims, Inter, Reims. Torino, Reims, Adana Demir'e geçmiş yani oradan da. Yani sürekli oyuncu gezmiş, sürekli bonservisler görmüş, sürekli kiralanmış, kiralıktan dönmüş, tekrar gitmiş. Oyuncunun kariyerinde çok fazla kulüp var. Serie A B'de 65, Lig 1'de 65, Süper Lig'de 33 ki Serie A'da 9. Toplam kariyerinde 253 tane maç oynamış. 14 gol, 4 tane asist yapmış. Özellikle ligimize geldi, oyuncu çok ciddi bir fark oluşturdu ve bütün dikkatleri üstüne topladı yani şu an Gravion'u koysam bana göre bütün takımlarda oynayabilecek bir stoper. Tabi biraz maliyeti yüksek olacaktır. Murat Sancak yanlış hatırlamıyorsam 3,5 milyon veya 4 milyon euro'luk bir bonservis beklentisi vardı. Kendisi söylemişti 3,5 veya 4 milyon. Bu rakamı duyan Türk takımları fazla yanaşmadı diye de bir söylemi vardı oyuncunu, oyuncuyla alakalı. Bu sezon Gravion'u 35 tane maçta stoperde oynatmışlar. Ön da 6 numarada da 4 tane maç oynamış arkadaşlar. Bunun altını çizelim oyuncu için. 4 hafta alt baldır sakatlığından dolayı oynamamış Onun dışındaki bütün haftalarda çatır çutur oynamış Bir tane kırmızı kart cezalısı olduğu için oynamamış e, Gravion ligimizin oyuncusu Şimdi biraz şöyle bir tanıtayım istedim bilmeyenler için Çabukluğu, oyun görüşü, sertliği gayet iyi bir stoper Geldiği zaman Trabzonspor takımımızda bana göre çok iş yapacak bir stoper Çok da beğendiğim bir stoper Gravion Ama arkadaşlar şöyle bir şey söyleyelim e, Trabzonspor takımımızın hala önceliği Gigot Gravion gene bir B planı olarak kenarda duruyor. Yabancı kontenjanından dolayı Abdullah Avcı'nın kafasında da bir B planı, bir B planı yerli bir isim var arkadaşlar. Bunu da ilerleyen günlerde bize zaman gösterecek nasıl bir tasarruf olacağını. Şimdi bunu da söyleyelim. Gravion'u ben ilk defa gündemime aldım bu şekilde. Size ilk defa tanıttım. Çok fazla konuşuldu ama sesler yükseldiği için bunu sizlerin karşısına getirdim. Gündemimizi bu şekilde yaptım. Şimdi Muhammed Şam'la alakalı çok önemli iddialar var arkadaşlar. Muhammed Şam e, biliyorsunuz durdurulduk, durdurduk dedi Abdullah Avcı. Biz Muhammed Şam'la 5 milyon euroya kadar çıkmışız. Ama kulübü ondan aşağı düşmemiş. Hiçbir şekilde de düşmüyor. Oyuncuyla bir zıtlaşma var orada. Benim anladığım kadarıyla yani bu kadar zıtlaşma yapılmaz. Bak biz de oyuncu satıyoruz, biz de oyuncu gönderiyoruz. Biz Abdülkadir Ömür gibi bir oyuncuyu ben burada oynamak istemiyorum. Hani kendime olanı güvenim kaybettim, değişiklik istiyorum dedi diye ya bedavadan gönderdik diye düşünüyorum ben. Ve burada yani adamlar elin adamı görüyorsun değil mi adam burada oynamak istemiyorum diyor. Küme düşmüş paraya ihtiyacı var. 5 milyon euro onlar için bence büyük bir para. Adam vermiyor arkadaşlar. Adam diretiyor. Adam doğrusunu mu yapıyor yanlışını mı yapıyor orasını ben bilmem. Ama Muhammed Şam için yok idmanlara çıkmadı kabul etmedi kampa gitmedi. Kendisi bireysel antrenmanlarını yapıyor oyuncu birçok paylaşımda bulunuyor. Trabzonspor takımımızın yönetim kurulu olsun, gazetecileri olsun, yani camiadakiler olsun bu oyuncu bizim oyuncumuz diyor. Trabzonspor'un oyuncusu Muhammed Şam diyor. Daha önce Toç için de söyledik yalnız bunu. Altını çizeceğim. Toç için de söyledik bunu. Ne oldu? Toç diye bir oyuncu şu an Trabzonspor oyuncusu olamadı. Ve bunu başkan da söylemişti. Bizim birkaç senedir bu transfer politikasında bazen bu tarz sıkıntılar oluyor. Ya çok yanlış hamleler yapıyoruz kafadan. Ee, bu işi bitiricilikte finalinde biraz sıkıntılarımız var arkadaşlar. Bunu da söylemek istiyorum. Muhammed Şam'la alakalı flash gelişme. Oyuncunun sözleşme, e, bizimle görüşmeleri şu an için durduruldu dendi ama oyuncu da ısrarla restini çekiyor. Özellikle idmanlara çıkmıyor. E, Trabzonspor takımına gitmek istediğini ve bizim bu söylememizden sonra bence daha da biraz sertleşeceğini düşünüyorum ben o oyuncunun. Muhammed Şam'ın. Ve şöyle de bir şey var. Muhammed Şam 8 ve 10'da oynar deniyor. Arkadaşlar dün konuştum videomda. Hala mesaj atan arkadaşlarım var. 8 gelmeyebilir diye söyledim ben canlı yayında ama Muhammed Şam ben izledim. 8 oynama ihtimalini çok düşük görüyorum. Arkadaşlar bu adam nasıl 8 oynayacak çok merak ediyorum. Gerçekten çok merak ediyorum. Gel, gelirse eğer göreceğiz hep beraber. Ben bir maçını izledim. Hiç bana 8 gibi görmüyor. 10 numarada sağ tarafta gezgin gibi oynuyordu. Benim izlediğim maçta yer değiştiriyordu ve yani çok fazla toplu oyunda yok. Topsuz oyunda daha fazla. Yani Abdullah Avcı'yı tanıdığım için bizim Abdullah Avcı'nın 8'ine hiç uymuyor Muhammed Şam. Hiç uymuyor. Santofor konusunda dün Abdullah Avcı tiyoları verdi. Onaçu için bastırılıyor. Onaçu'da herhangi bir durma, herhangi bir sıkıntı, herhangi bir problem yok. Bütün şartlar Onaçu için zorlanıyor arkadaşlar. Yalnız yapılacak hamlelerde de Abdullah Avcı'nın stopere acil istediğini biliyoruz. Özellikle stoper birinci önceliği. Onun için Gigot'a son bir hamle yapılıp arkasından yerliye mi gidecek, dönüş yapacak yoksa yabancıya mı gideceğiz, başka bir isme mi gideceğiz bilmiyorum ama bakın Liverpool'da Nilsen'e 4 milyon euroluk bir teklif gitti. Raça'ya teklif gitti. Maxwell'di yanlış hatırlamıyorsam ona teklif gitti. Birçok oyuncuyla görüşülüyor Trabzonspor takımı tarafından ama bir sonuç çıkmadı. Burada da artık sonuç çıkartmak istiyor. Yani hadi hücum oyuncusu alamadı ama stoper artık düz yani mücadele eden adamı da çıkartıp oradan bitirmek lazım diye düşünüyorum. Uğurcan Çakır Çakır'a bir teklif yok. Çok fazla konuşuluyor. Uğurcan Çakır giderse ne olacak? Arkadaşlar kaleye Taha mı geçecek? Onur Alp mi geçecek? Bu soruları çok fazla karşılaşıyorum. Hayır arkadaşlar buraya bir kaleci gelecek. Uğurcan Çakır gittiğinde ne Taha ne Onur Alp'e bir kaleci. Bu iki kaleciye formayı vermek. Hani kafadan vermeyi düşünmüyorlar diyebiliyoruz. Bu şekilde de söyleniyor. Benim yorumumda burada bir rekabet lazım. Taha'ya... Onur Alpe güvenip Abdullah Avcı'nın da direkt çıkacağını düşünmüyorum. Onur Alpe belki Onur Kıvrak kadar iyi bir kaleci olacak. Belki ondan daha da iyi bir kaleci olacak. Türk Milli Takımında gelecekteki kalecisi olacak. Herkes hani bir yerden tutması lazım. Bir yerden başlaması lazım ama bu sezon çok kritik bir sezon. Yönetimsel, hoca anlamında iyi başlamak zorundalar. Hata yapma lüksümüz yok. Transferde de sezon başlangıcında da bizim gerçekten bu sezon kritik bir sezonumuz. Şampiyonluk provasıyla çıktığımız bir sezon. Keşke şampiyonluk provasıyla çıkmasaydık ama şampiyonluk provasıyla çıktık. Bu birazcık tabii ki de e, beni tereddütlere sokuyor. Yapılan transferlere baktığım zaman, eksiklikleri gördüğüm zaman, şu anki mevcut kadromuza baktığımız zaman bana birazcık e, sos verme ihtimali yüksek gibi geliyor. Kağıt üzerinde bu şekilde sağda çıkar, aslan gibi mücadele eder, çatır çatır o kemik sesini duyarız takım gerçekten iyi işler yapar. O zaman eyvallah öper başıma koyarım ama bu takıma Onatçıyı getirmek lazım bu bir. Onu geçiyorum bakın. 8'i mutlaka stoperi mutlaka. Hani 2 3 dedi ya teknik direktörümüz. Bu beni birazcık korkutuyor. 2 3 çok riskli bir tehlikeli bir kadro olabilir. Aman diyorum. Bazı yerlerde doluluk var. Belki de bu bir, çoğu arkadaşımızın dediği gibi dün canlı yayında da konuştuk. Blörf yaptılar. Belki de bir geri vites yapalım. Bakalım sağ solu bir izleyelim. Hem içeridekini hem dışarıdakini demiş olabilirler. İnşallah bu şekilde yorumlamak istiyorum. Aksi takdirde bizi problemli bir sezon bekleyebilir arkadaşlar. İlk hazırlık maçıyla alakalı değerlendirmemi videolarımın içerisinde var. Aşağıda görebilirsiniz. Takımla alakalı değerlendirmelerimizi yapmaya devam edeceğiz. Yine e, sohbet adında bir videomuz oldu. Ama stoperde gene son bir hamle yapılacak. Onaçu da son bir hamle yapıldı. Artık orada ciddi bir rakama çıkıldı ve oradan olumlu bir haber gelmesini bekliyoruz arkadaşlar. Onaçu da inşallah e, güzel haberler gelmesiyle beraber Trabzonspor takımız işi bitirir. Hani Onaçu'nun gelmesi gene şu bu şu havayı bir dağıtacak. Nasıl Vakeme geldi lansmanda şöyle bir hava dağıldı ya. Aynen Onaçu da o havayı dağıtacak. Onaçu'da da inşallah son dakika gelişmeleri yaşarız güzel haberler gelir. Bir gün şöyle kalktığımızda sabah size arkadaşlar bitti gözünüz aydın. Onu açı transferi derim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.